Buraya en son geldiğinde terapileri bitirme kararı almıştın. Ama mahkemeden sonra seni bekliyordum açıkçası. Çok ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldın. İftiraya uğrayıp susmak çok daha ağır gelmiş olmalı. Neden ben yapmadım demedin dedim. Neden kendini savunmadın? O yapmaz demelerini bekledim çünkü. Kimden bekledin bunu? Amcandan mı? Yapmış olabilir misin diye sordu ya bana. Aklından geçirdi bir kere. Bu saatten sonra yapmadım desem ne olur, demesem ne olur? Öfke de sevgi gibi. İnsani bir duygu. Amcana karşı öfkelenmek senin için yabancı bir durum, anlıyorum. Bununla başa çıkmakta zorlandığını da görebiliyorum. Ama birine öfkelenmek için geçerli sebeplerin varsa... bunu dışa vurmak istemen çok normal Nedim. Sakın kendini suçlama. Duygularını bastırma. En güvendiğin yerden kırılmışsın. Senin yerinde kim olsa öfkelenirdi. Cemre'ciğim, teşekkür etmek için geldiysen zahmet etmişsin. Telefonda da söyleyebilirdin. Yoksa senden rol çaldım diye mi bozuldun? Nedim'in kahramanı olamadın bu sefer. Onu ben kurtardım, değil mi? Biz Cenk'le boşanıyoruz. Nedim'in hayatından da çıkıyorum. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra sende. Neymiş benim üzerime düşen? Yeni ve yalnız hayatında sana yaşam koşulu falan mı yapacağım? Nedir? Ha? Yani bu haberi bana verme ihtiyacı duyduğuna göre. Haberi ben değil, sen vereceksin. Hmm. Başından beri düşman ettiğin iki kardeşe bu haberi sen vereceksin. Aa. Ceniz, ikimiz de biliyoruz. Nedim ve Cenk kardeş. Düşman ettiğim bu iki kardeşe bu haberi sen vereceksin. Ne saçmalıyorsun sen? Yalan mı? İftira. İftira. Öyle mi? Bak istersen. Peki, Cemre'nin sen nezaretteyken Cenk'in yanında olmayı tercih etmesi seni nasıl etkiledi? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ona da öfkelisin. Ama ona... Ben anlatmaya değil, dinlemeye geldim. Nezaretteyken de sormuştum. Emine neden bu kadar ilgileniyorsun? Mahkemeye de geldin. Yani... Bu sence de biraz tuhaf değil mi? Tamam. İtiraf ediyorum. Madem artık doktor danışan ilişkisini kestik, bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ben seninle çok özel bir bağ kurdum Nedim. Biz seninle aynıyız. Benzer şeyler yaşadık. Ben de küçükken haksızlığa uğradım. İnsan karşısındakini en çok yaralarından tanır. Benim yaralarım kapanıyor.
öfkeyle iyileştiriyorum kendimi. Artık kimseye ihtiyacım yok. Ne Cemre'ye, ne amcama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.